Merhaba, ne yaptınız canlarım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bir şey unuttun mu? Hayır, hepsi tamam. Hazırız. Süper. Siz ne yaptınız? İyiyiz, seni bekliyorduk heyecanla. Tamam, her şey hazır. Hadi bakalım. O zaman Gürbüzcüğüm, görüşmek üzere. Hadi biz de yerleştirelim. Dedişim, seninle konuşacağız dediğim konuyu unutmadım. Yarışmadan sonra hayatında neler değişti anlat bize lütfen. Vallahi çok şey değişti. İlk önce benim bir hayalim vardı. Üniversite imtihanına katılmak. Ve hadi dedim bu sene katılayım ama hiç çalışmamıştım. Öyle büyük bir sürprizle karşılaştım ki çok iyi bir puan yaptım. Puan yapınca acaba ne okuyabilirim? Sevdiğim şey olsun dedim. Aşçılık ve gastronomi okumak istedim. Ve yazdım. Ben de şaşırdım. Özel bir üniversitede örgün öğretim olarak %50 burslu olarak kazandım. Ve şu an okumaya başladım. Siz bana çok uğurlu geldiniz. Allah seni canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben geldim Gürbüzcüğüm. Hoş geldin. Evet, her zaman yelpazemle geldim. Bugün de mutfakta vantilatörümü getirdim. Hoş geldin Yerizciğim. Hoş bulduk. Yerizciğim neyle başlayacağız? Önce baklavamın şerbeti, baklavamla, börek hamurlarımla, ondan sonra aşama aşama yemeklerimi, etimi koyacağım. Masayı sonuna mı kuracaksın? İlk önce masamı tabii ki hazırlayacağım Gürbüzcüğüm. O zaman süreni başlatayım mı? Evet. Hep beraber sayalım mı? Sayalım. Üç, iki, bir. Başla. Süren başladı Yeliz'cim. Hadi hemen masanı kur bakalım. Sen her şeyi ta İzmir'den buraya taşıdın galiba. Evet Gürbüzcüğüm, evet. Hepsini ben Urla'dan, evimden getirdim. Siz kaç araba geldiniz böyle ya? İki araba geldim Gürbüzcüğüm. Neler getirdin? Neler getirmedim ki? Yemek takımımı getirdim, aksesuarlarımı getirdim, kıyafetlerim, yiyeceklerim. Bu arada tezgahta fırın gördüm. O da mı İzmir'den? Evet, fırınımı da getirdim. Neden iki fırın kullanacaksın? Çünkü menümde fırın kullanmam gerekiyor. Böreklerim, baklavam, kapamam hepsi fırında. Siyah masa örtüsünü yine aynı renkteki pullu payetli bir runner'la tamamlayan yarışmacımız beyaz çiçeğinin ardından gold görünümlü suplalarını da yerleştiriyor masasına. Bedişim, okulu bitirdikten sonra kendine ait bir yer açmayı düşünüyor musun? Olabilir, evet olabilir ama biraz iyicene teknik öğrenmem gerekiyor. Tekniği öğrenelim bakalım. Bir yer açabilirim, işletebilirim Gürbüzcüğüm. Seni de davet ederim. Bu arada annem biraz bahsetmişti. Sen de restoran işindeymişsin. Evet, ben de Mayıs Aykısar'da çalışıyorum. Ve Türkiye'nin köftecisinde 158 tane şubesi olan bir firmada çalışıyorum. Bayağı ünlü bir yer galiba. Evet, çok ünlü. Dünyanın çeşitli yerlerinde franchise'lik dükkanlarımız var. Yarışmacımız İzmir'den getirdiği yemek tabaklarının ardından kırmızı kumaş peçetelerini de yerleştiriyor masasına. Bu arada çiçeği kimden sorsam da. Çiçeğin üzerindeki o not nedir? Ya Gürbüzcüğüm, sevgili değerli eşimden bana. Bir de nazar boncuğu var galiba. Evet, çünkü bu kadar çekememezlerin, bu kadar beni konuşmaların karşısında eşim nazar boncuğu göndermiş. Canım karım. Bu güzel günlerinde beraber olamadığımız için çok üzgünüm. Ama senin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum. Her yarışı kazanacağın gibi bu yarışı da kazanacağından eminim. Seni seviyorum Ramazan Sezgin. Sevgili kocacığım, seni çok seviyorum. Gold şatallar da çift servis olarak masadaki yerini alıyor hemen. Bu arada Nazcığım, sen kaç yaşındasın? Ben 13 yaşındayım. Okuyorsun herhalde. Evet, okuyorum. Peki hedefin ne? İlginin yoğunlaştığı belli bir alan var mı? Çok güzel bir önerim var. Valla Naz aslında çok eli becerikli ve moda tasarım, dikiş tarzı böyle çok şeyi vardır. Yatkınlığı var. El becerisi çoktur. Bizim Neval gibi. Neval'le tanıştır istersen. Bence de ama Naz ders versin bence Neval Hanım'a. Niye öyle dedin şimdi? Çünkü ya ben biraz şüpheliyim Neval Hanım'ın
Moda tasarımla ilgili. Sen şimdi Neval'e zevksiz mi demek istiyorsun yani? Yani zevksiz yani Gürbüzcüğüm, ne diyeyim yani, giyindi. Biliyorsun ki bir program yarışmasındayız. Ayakkabısını giyiyor açık ama ojesini sürmeden geliyor, düşünün. Gold rengi peçetelerin üzerine kaşık ve bıçaklar da hızla yerleştiriliyor. Ekmeklik ve diğer eksikler de birer birer tamamlanıyor. Bedişim, eski bir yarışmacı olarak arkadaşına taktikler verdin mi? O çok şanslı. kameraların önünü arkasını, ondan sonra nelere dikkat etmesi gerektiğini, bu arada Gürbüz'ü dinlemesi gerektiğini, o zaman kazanacağını söyledim Gürbüz'cüğüm. O da beni dinleyecek inşallah. Bu arada masamız bitti mi? Evet, bakıyorum. Biraz çiçeği bir ortalayayım Gürbüz'cüğüm. Hadi hemen çiçeği hallet. Artık yemeklere başlaman lazım. Evet. Nasıl? Vallahi şık. İşte masam bu. İşte ben. İşte göçmen kızı. Bravo. Yatlarıyla, katlarıyla olsun çok havalar attı. Bakalım masasını göreceğiz. Biz de emek harcadık. Ben de evimden getirdim. Çiçeğimi, tabaklarımı, peçetimi bile kendim yaptım. Bunları hiç göz önünde bulundurmadı Yeliz Hanım. Sadece kendi masasını konuşuyor. Bakalım bugün göreceğiz. Yazın böyle bir incilerim dökülmesin bilmem ne. Fikret Bey, Sema Hanım, Neval Hanım. Bana gelince böyle bir daha bir jırlıyor ya. Kendisini savunamayacak, saçma sapan kelimeler kullanacak. Ne yapacak biliyor musunuz? Kendi hatalarını bastırmak için evde kalmış ne var, bekar ne var? Evlenince ne oluyor? O benden daha çok evde kaldı, her iddiasına varım. Yeliz'cim şimdi neyle başlıyoruz? Önce hemen baklavamı, şurubu, hamurlarım ve ondan sonra kuzinciklerimi düdüklüye koyup başlıyorum. Sevgili Can, gelin adayı var mı acaba? Eli kulağında değilim zaten. Anneannemiz nasıl bu konuda bana baskı ve cana yapıyor ki? Biraz daha erken Gürbüz'cüğüm. Bardakla ölçülen şeker ve su ocakta kaynamaya bırakılıyor. Şimdi neyle başladık Yeliz'cüğüm? Baklavamızın şu an şerbetini koyduk. Yeliz'cüğüm sana kolay gelsin. Görüşürüz diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakal Gürbüz. Yeliz'cüğüm şimdi önce hangi hamurla başlıyoruz? Önce baklava hamurum ve çarşaf benim hamuruyla başlıyorum. Ya ara yemekte neden iki çeşit börek tercih ettin? Çünkü kabak bizim oranın yöresel çok meşhur, çok sevdiğimiz bir böreğimiz. Ben de bunu izleyicilerime ve Yemekteyiz ekibine bir tattırmak ve yedirmek istiyorum. Bu lezzeti denemelerini istiyorum. Ben şuradan zeytinyağımı alacağım. Bakıyorum zeytinyağını da kendin getirmişsin. Bu yağın özelliği ne? Bizim Akisar'ın kendi yağımız daha doğrusu. Kendi yağımız derken? Evet, benim eşim mesleği zeytinyağı. O yüzden kendi zeytinyağlarımız ve sizleri de biraz burada bir denemek, bir lezzetine bakmanızı istedim. Şimdi müsaadenizle başlıyorum. Şimdi bu neyin hamuru Yeliz'cim? Kıymalı böreğimiz ve bal kabaklı böreğimizin hamuruyla başlıyorum. Ya Yusuf, bu hamur işleriyle ilgili çok demode, artık bıkmadınız mı falan demişti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? El açması nasıl demode olabiliyor ya? Çünkü neden? Yapamadıkları için her şeyi hazıra döküyor bu yeni nesil maalesef. Doğal kadar bunun el açmasının emeği kadar, lezzeti kadar hazır yufkalar olabilir mi? İmkanı var mı? Mümkün değil. O yüzden yapamadıklarından böyle işte kendilerince demode deyip bize şeyde bulunuyorlar. Büyük ihtimalle battaniye böreği ya da yorgan böreği de olabilir. Çünkü çok kalın olacağına inanıyorum. İnce açabileceğine inanmıyorum. Ayrıca da çarşaf böreği bence Yeliz Hanım'ın kendi tarzı gibi de, kendi fikirleri gibi de son derece demode bir fikir. Çarşaf böreğinin yumuşak kıvamdaki hamuru iyice yoğruluyor. Hamurumuz tamamdır Gürbüz'cüğüm. Eşin Ramazan Bey'le tanıştıktan ne kadar süre sonra evlenmeye karar verdiniz bakayım? İşte Nisan ayında tanıştık. Haziran'da nişan oldu. Yılbaşı akşamında düğünümüz oldu. Evliliğe giden yol kısa sürmüş sanki. Ay, kısa demeyelim, yine de bir 9 ay bir anlaşma sürecimiz oldu. Böreğimizin hamuru tamam mı? Tamam, şimdi baklava hamuruna geçiyorum. Cevizli büzme baklavanın hamuru için bir çay bardağı yoğurt kaseye alınıyor. Ne kadar yağ koyacaksın? Bir çay bardağı yoğurt.
Bu arada Gülümcüğüm ben sütümü alacağım. Yoğurt ve sıvı yağın üzerine bir yumurta, bir çay bardağı süt, biraz tuz konulduktan sonra azar azar un ilave edilerek baklavanın hamuru yoğruluyor. Sema'nın 37 kat baklavası nasıldı sence? Yok ben lezzetini beğendim ama hani böyle wow dedirtecek kadar değildi. Ama bir emek var. Lezzeti tadı da güzeldi. Tabii şimdi o kolay baklavayı tercih etti. Yani baklava normalde tek tek açılıp 45 yufkayı açarak ayrı. Ama kolay baklava üst üste koyup birden açıyorsunuz. O daha pratik. O yüzden kendisi kolay baklavayı tercih etmiş tabii ki. Cevizli büzme baklava. Şimdi benim baklavam biliyorsunuz bir tepsiydi. Ve ufak ufak dilimler halinde kestim. Emek, zaman harcadım. Bir hamur açıp bunu büzüp kolayca bir rulo halinde yapıp ufacık bir tepside de yaparsa bunu da kabul etmiyorum. Şerbetine, kıtırlığına ben de bakacağım. Bu arada Sema da senin için kolay baklava tercih etmiş. Bir tane hamur açıp oklavaya sarıp büzecek demiş. Ben tek tek açıyorum ama o üst üste koyup açmış birden. Cevizli büzme baklavanın yumuşak kıvamdaki hamuru da dinlenmeye bırakılıyor. Makedonya usulü kapamanın diğerlerinden farkı ne? Yani sosunda sadece biz pirinci kavururken soğanla kavuruyoruz. Ama etin lezzeti tabii önemli. Ben etin içerisine soğan ve sarımsakla kaynatırken bir özleştiriyorum. Onun dışında herhangi bir kekik, baharat falan koymuyorum. Ay, incikler çok lezzetli olacak gibi görünüyor. İncikleri gördünüz, muhteşem. Yıkanıp düdüklü tencereye alınan kuzu inciklerin üzerine ikiye kesilen soğan, su ve tuz ekleniyor. Ben sarımsağı hazır aldım Gürbüz'üm çünkü çok baklava hamuruyla ve çarşaf böreğine uğraşacağım için zaman kaybı olmasın diye hazır kullanmak istedim. Şöyle bir bakabilir miyim? Şimdi bu ayıklanmış sarımsak mı? Ayıklanmış sarımsak Gürbüz'cüğüm. Peki böyle bir şey olduğunu akıl edip sorarlar mı dersin? Ben sorarlar diye düşünüyorum. Tabii ki. Oo, o sarımsak çok değil mi ya? Ben bunu biraz fazla atıyorum. Çünkü bu pilavda, çorbada harika bir tat veriyor Gürbüz'cüğüm. Makedonya usulü kuzu incikli kapamanın eti düdüklü tencerede pişmeye bırakılıyor. Baklava için kaynayan şerbete limon suyu ekleniyor. Şimdi hangi hamur ne içinde? Bu böreğimin hamuru, bu baklavamın hamuru. El açması hem börek yapıyorum hem de baklava yapıyorum Gürbüz. Süpersin. Böreği hemen açmaya başlayacak mısın? Önce biraz yağda onu dinlendireceğim böreğimin hamurlarını. Kıymalı ve bal kabaklı çarşaf böreğinin hamuru bezelere ayrılıyor. Kaç yaşından beri hamur açıyorsun? Ha, bizim rahmetli babaannem oyuncak yerine bize oklavayla böyle kaçmayı öğrettiler. Çocukluğumuzdan beri Gürbüz'cüğüm biz hamurla iç içeyiz. Kaç kardeşsiniz? İki kız kardeşiz Gürbüz'cüğüm, iki kız. Kardeşin nerede yaşıyor? O da İzmir'de, Gaziemir'de. Benden 3 yaş küçük, mavişim. Bir gözleri var, çakmak çakmak Gürbüz. Bu arada senin gözlerin de çok güzel. Orijinal değil mi? Orijinal. Kendi gözlerim. Şöyle bir yakından bakayım. Maşallah. Annem baban da renkli gözlü mü? Benim hem anne tarafım hem baba tarafım Makedonya göçmeni oldukları için Gürbüz'cüğüm. Bizde renkli göz anneanneler, teyzeler, dayılar, amcalar, babaanneler hepsi annem renkli gözlüyüz. Çarşaf böreği için açılan beze tepsiye alınıp üzerine bolca ayçiçek yağı dökülüyor. Aslında gıda teknikerliği okuduğunu söylemiştin. Bu işle alakalı çalıştın mı hiç? Çok istedim ama nasip olmadı. Belediyeye işe girdim. Orada halkla ilişkilerde çalıştım. Kaç yıl? 14 yıl. Çok uzun bir süre. Peki ne zaman işi bıraktın? Evlendikten sonra, 2009 yılından sonra eşim çalışmamı istemedi. O yüzden manülen emekli oldum yani Gürbüz'cüğüm. Menüne nasıl karar verdin? Birilerinden fikir aldın mı? Yok, kendim. Zaten menümü de çevremdeki annem, kardeşim, komşularım hepsi çok beğendikleri için kesinlikle bu olmalı dediler. O yüzden ben de hem yöresel bir yemeğimizle gidelim dedim. Böreğimizle
sizlere tattırmak istedim. Bunları burada şimdi beklemeye alıyoruz Gürbüzcüğüm. Üzeri bolca yağlanan börek hamurları dinlenmeye bırakılıyor. Kıymalı ve bal kabaklı çarşaf böreği. Kimse de mi hatırlatmadı ona? Ya benim bal kabağı çorbamda bana yağdırdı, olmuş bir çorbaya olmamış dedi. Ben inanamıyorum, kendisi bal kabağı nasıl koyabilir ya? Kıyma ve bal kabağı birlikte kullanılabilir fakat denge anlamında düşünürsek çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Yani tat dengesini tutturmak oldukça zordur. Şerbetimiz ne durumda? Bakıyorum. Aa, bir dakika ya. O nasıl bir teknik? Teknik? Tekrar gösterip anlatsana. Kıvamını öyle nasıl anlıyorsun? Şerbetimizin kıvamlı olduğunu Gürbüzcüğüm böyle tırnağımızın üstüne koyup biraz daha bir tık daha durması gerekiyor. Peki nasıl bir kıvamda olması lazım? Çok koyu yani tırnağın üstüne doğru olmuş demek. Büzme baklavada kullanılacak cevizler kavanozla dövülerek ufaltılıyor. İstenilen kıvama ulaşan şerbet çabuk soğuması için kaseye alınıyor. Büzme baklavanın dinlenen hamuru bezelere ayrılıyor. Hamurun güzelliğine bakın. Güzel bir baklava hamurunun kıvamı ve görünüşü nasıl olmalı? Şuraya bakın. Oynayın şekle şekle. Bakın. Vallahi şahane görünüyor. Neden hamurun yarısını ayırdın? Hepsini kullanmayacak mısın? Ya bence çok fazla gelecek. Büzme baklava için ayrılan bezeler bol nişastayla birer birer açılıyor. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin bakayım? Hani Neval Hanım'ın taktığı bebek Yusuf var ya. O. Yani onu bilmiyorum. Oğlum gibi çok sevdim. Yaşı küçük diye mi acaba? Yani yaşı küçük ama böyle bir duru, temiz bir yüzü var. Yani bilmiyorum, ben Yusuf'u çok sevdim. Yalnız bakalım bugün sana ne eleştirilerde bulunacak. Aa! Vallahi gastronomi dediler. Dur işte görsünler gastronomiyi. Büzme baklavanın incecik açılan ilk hamuru cevizle sarılmaya hazır. Biliyorsun Neval herkese bir lakap taktı. Sana da yelpaze yerizi uygun görmüş. Şaşırmadım hiç. Kıskançlığından neler takacağını şaşırdı artık. Yelpazeli yelizmiş. Bu lakap takma olayına ne diyorsun? Ha, ben zaten hoşlanmıyorum. Çünkü hiç hoş bir durum değil. Ama maalesef takılıyor. Olsun, önemli değil. Bunlar da zaten ben karşı tarafın çekememezliğinden dolayı taktığını düşünüyorum. Oklavaya sarılıp kenarlarından sıkıştırılan cevizli baklava yufkası oklavadan çekilerek tepsiye yerleştiriliyor. Bu 40 kat bir baklavayla kesinlikle aynı kefeye tutulamaz. Tutulamaz ya. Ha 40 kat, ha 37 kat. Kendisi mi anama dönüp söylemedi mi? Ah 40 kat olursa ben yemem. E bu ne? Elinle ufaladığın tatlıları koyacaksın önümüze. Sema Hanım'ın baklavasından daha güzel bir baklava ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Vallahi tabii ki de ben Sema Hanım'ın yaptığı kat kat baklavayı tercih ederim. Yani Yeliz Hanım'ın baklavasının yanında tabii ki de Sema Hanım'ın baklavası daha ağır oluyor. Seni şöyle yelpazeyle serinleteyim. Gürbüzcüğüm. Sana yelpaze Yeliz diyorlar ya. Evet. Darılıyor musun? Beni sevdiklerini desinler çünkü beni kıskandıkları için her şey diyebilirler. Ya bu kıskanma mevzusu nedir Allah'a sen? Neva seni kıskanıyor mu sen? Bence öyle. Sen kıskanan mı yoksa kıskanılan taraf mısın? Kıskanılan, Gürbüzcüğüm, kıskanılan. Beni kıskanmayacaklar da kimi kıskanacaklar Gürbüzcüğüm? Duyduğuma göre eşim bana malikane aldı dedi, pardon gülüyorum, hava atıyormuş. Bir kere bir insan zaten kendisinde varsa bunu söyleme gereğinde bulunmaz. Yok, yok, yok. Olmadığı için söylüyor zaten. Yer miyiz biz bu numaraları ya? Malikanem vardı. Burada 2,5 saat ter içinde çalışmaya niye geldin sen ya? Yeliz Hanım bence asla zengin değil. Yeliz Hanım eğer zenginse de bu da kocasının sayesindedir. Yeliz Hanım'ın bence hayattaki tek başarısı iyi koca tercihi. Oklavaya sarılıp şekil verilen dördüncü baklava da tepsiye yerleştiriliyor. Cevizli büzme baklava için tereyağı eritiliyor. Ya dün masada çok konuşuldu. Evde yardımcıların var mı gerçekten? Var tabii ki. Kaç yardımcın var? Yani bizim hem evde hem de yatımızda var. Bu kadar yardımcın olmasına rağmen bunca yemeği, hamur işini nasıl öğrendin? Göçmen kızıyım diyorum ya Gürbüzcüğüm. Yardımcılarım sadece bizim genel temizliklerimizi yapıyorlar. Onların yemeklerini beğenmiyormuşsun diye duydum. Yani çünkü lezzet ayrı bir şey. Yani onların bu böyle bir baklava yapamazlar. Yani el emeği, el lezzeti yok. Bu arada son 1 saat 20 dakika. Üzerine bolca tereyağı eklenen cevizli büzme baklava fırında pişmeye bırakılıyor.
Üsküp usulü ıspanaklı çorba için yıkanan ıspanaklar sirkeli suda bekletiliyor. Bu arada sana bir sürprizim var. Eşin Ramazan Bey telefonda. Hayatım! Merhaba. Seni seviyorum. En büyük yarışmacı benim aşkım. Sağ ol canımsın ya, hayatım. Yalnız Ramazan Bey, eşiniz hamurları açtıktan sonra zorlanmaya başladı. Yine de yapabilir mi sizce? Tereddütsüz. Bu arada Yeliz bütün ekibi guletinize davet etti. Ne olacak şimdi? Yatımız müsait. 27 metre. O zaman Ramazan abicim, en kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Bekliyoruz. Hem eşinizi aldığınız villayı hem de yatınızı ziyaret edeceğim mutlaka. Elbette. Eşime Kemal Paşa'da güzel bir villa aldım. Gördün mü Gürbüzcüğüm? Seni seviyorum hayatım. Ben de seni aşkım. Ramazan Bey, çok memnun olduk. Yatta görüşürüz artık. Görüşeceğiz, bekliyoruz. Görüşürüz hayatım, hoşça kal. Görüyorum yavrum, başarılar. Ramazan abiye bu güzel telefon sürprizi için teşekkür ediyoruz. Bu arada işte meşhur yat. İçinden kıskananlar çatlasın dediğini duyar gibiyim. Çatlasın Gürbüz, çatlasın. Ya yalan, bir şey söyleyeyim mi? Kiralamışlardır. İçine de gidip bir tane resim çekinecekler. Diyecekler ki malikanemiz. Bunu daha evvelden yapanlar oldu. Şimdi bana bunu aldı. Şimdi neden bunu aldı? Ya bunların hepsi özentilik, anlamıyor musunuz? 3 gün sonra ağır linçler yiyecek kendisi, haberi yok ya. Salata olarak sunulacak roka yatağında enginar için yıkanan konserve enginarlar haşlanmaya bırakılıyor. Yıkanan yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Üsküp usulü ıspanaklı çorba için blenderda çekilen soğanlar zeytinyağıyla kavrulmaya başlıyor. Çorba için ıspanaklar doğranıyor. Bu Üsküp usulü ıspanaklı çorbanın sırrı nedir? Ya ıspanak ve sütün birleştiğindeki o lezzet ayrı bir tat veriyor. Ya ıspanak da biliyorsun Gürbüzcüğüm çok faydalı. Eyvah. Ne oldu? Parmağımı kestim. Geçmiş olsun. Gel hemen bantla saralım. Eldivenini takıp devam edebilirsin artık. Sence bugün yemeklerin hakkını verirler mi? Ben vereceklerini düşünmüyorum. Peki verirse kim verir? Verirse Yusuf Yalnız verir. Yalnız Yusuf birinciliği oynuyor, farkında mısın? Evet. Buna rağmen verir mi diyorsun? İnanıyorum. Kıymalı çarşaf böreğinin iç harcı için soğanlar el blenderında çekilerek ufaltılıyor. Üsküp usulü ıspanaklı çorba için kavrulan soğanlara bütün haldeki sarımsaklar eklenip 2 kaşık un da sarımsak ve soğanlarla kavruluyor. Ben şunu biraz böyle buraya bekletmeye alacağım Gürbüzcüğüm. Hayırdır, ne oldu? Çünkü... Bir dakika. Şuraya kıymamın içini... Kıymalı çarşaf böreğinin iç harcı için el blenderında çekilen soğanlar bol zeytinyağıyla kavruluyor. Senin biraz keyfin kaçtı sanki. Bak arkadaşım Bediş başardı mı? Başardı. Peki ya sen? Bediş için başaracağım. Rama için başaracağım. Eşim için başaracağım. O zaman pes etmek. Yok. Pes etmek. Yok Gürbüz. Çarşaf böreğinin iç harcı için kıyma da soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Doğruyu söyle. Gerçekten para için katılmadın mı bu yarışmaya? Hayır Gürbüz'üm, sadece el lezzeti ve becerikliliğimi kanıtlamak için. Para için değil Gürbüz. Senin için birinci olmak paradan daha önemli yani. Tabii ki önemli. Makedonya usulü kuzu incikli kapamanın pilavı için 2 bardak pirinç yıkanıp sıcak suda bekletiliyor. Bu arada özel getirdiğin el vantilatörünü şöyle tutayım da rahatla. Evet Gürbüzcüğüm, teşekkür ediyorum. Bunu hep yanında taşıyor musun? Genelde gezmeye gittiğim zaman evde de olsun. Harikasın Gürbüz. Sayemde rahat çalışarak 75 bini kazanırsın belki. Benim için para önemli değil Gürbüz. Ben buraya elimin lezzetini, becerikliliğimi kanıtlamak için geldim. Peki ya birinci olamazsan? Birinci olamazsam çok güzel bir anı kalacak. Sizlerle tanışmış, Zuhal Hanım'la tanışmış oldum. Bu arada arkadaşım Bediş sana kazanman için tüyolar verdi mi? Biliyorsun kendisi bir şampiyon. Önce heyecan, panik yapmayacaksın. Rahat olacaksın. Bunlar tamam. Başka ne dedi? Programlı çalışacaksın dedi. Peki taktik yapacaksın dedi mi? Taktikle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Bir yemeği tamamlamadan diğerine geçme, süreye dikkat et falan da dedi mi? Bahsetmedi Gürbüzcüğüm. Onlarla ilgili bir şey anlatmadı arkadaşım. Sadece rahat ol, planlı programlı çalış. Salata için rokalar bol suyla yıkanıyor.
Bu arada baklavayı fırından çıkardın mı? Çıkardım Gürbüzcüğüm ve etimi şimdi indireceğim. Başlar başlamaz etimizi düdüklüye atmıştık zaten. Kalan süren tam tamına 55 dakika. Sırada hem kıymalı hem de bal kabaklı çarşaf böreği var. Bakıyorum örtünü de evden getirmişsin. Şimdi ne yapacaksın? Ve hemen baklavamın şerbetini atayım. Üzerine dökülen şerbetle lezzeti tamamlanan cevizli büzme baklava nihayet hazır. İşte baklavam hazır. Büzme baklavayı baklava olarak kabul etmiyorum. Baklava dediğin kat kat olur, küçük küçük dilimli olur. Şerbeti de benimki gibi çok güzel olmalı. Çarşaf böreğinin hamurunu açmaya başladık. Bu özel bir çarşaf mı? Çarşafım mı? Evet. Çarşafım pamuklu. Vallahi tertemiz, sanki çeyizlik gibi. Hem de kenarları delik işiyle yapılmış. Evet, evet Gürbüzcüğüm. Kaç yıllık bu örtü? 15 yıllık var Gürbüzcüğüm. Yalnız hamuru çok güzel açtın. Vallahi tebrik ederim. İşte çarşaf böreği böyle açılır. Kıymalı çarşaf böreği için yağlı hamur kenarlarından elle çekilerek büyütülüyor. Yalnız hamur mermer gibi pürüzsüz görünüyor. Bir çizik bile yok. Utanmazlar benim hakkımda böyle açamaz, yapamaz dediler ya. Buyursunlar, utansınlar. Şimdi onlar düşünsün diyorsun yani. Yalnız sen de süreyi düşünsen iyi olur. Zamanda da bize töler tanıyın. Vallahi yeterince tolere ediyoruz zaten Yeliz'cim. 2,5 saat gayet iyi bir süre. Çarşaf böreği için açılan hamurun bir kenarına kıymalı harç yerleştirilip altındaki örtü sayesinde ittirilerek rulo şeklinde katlanıyor. Hamur açma konusunda usta olduğunu gösterdin. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Gürbüz. Kaç yaşından beri hamur açıyorsun? 10 yaşından beri. Bu börek açma işi anneannenden, babaannenden kalan bir gelenek. Vallahi anneannemiz, babaannemiz bizi Oklava'da böyle öğrettiler Gürbüzcüğüm. Oyuncak yeri de bizlerin oyuncağı Oklava'ydı. Açılan hamurun kenarındaki kalın kısımlar elle çekilerek alınıyor. Bir kenarına kıymalı harç yerleştirilen hamur altındaki örtü sayesinde rulo şeklinde katlanıyor. Hazırlanan ikinci kıymalı çarşaf böreği de diğerinin etrafına kıvrılarak tepsiye yerleştiriliyor. Bir insan bu kadar mı söylediği sözlerin arkasında durmaz, bu kadar mı çelişkili konuşur? Benim bal kabağı çorbama mevsimi değil, biz hangi mevsimdeyiz? Kıyametleri kopardı. Ben de bugün ona aynı hesabı soracağım. Bal kabağı mevsiminde miyiz? Şimdi vakti mi? Sebzeleri neden doğru mevsimlerde kullanmıyorsunuz? Şimdiden geçmiş olsun. Bu arada Neval Üsküp usulü, Makedon usulü diyerek bize hava atıyor demiş. Hava atayı bir yöresel, kendi atalarımızdan gelen yöresel tatlarımızı, yemeklerimizi veriyorum. Ne havası? Ben diğer arkadaşlarımız Fikret gibi, diğerleri gibi yok bilmem ne tonton vonton isimler takıp da süslendirmiyorum. Gayet açık net yöresel yemeklerimiz kıymalı, kapama, baklava. Roka yatağında enginar. Bunlar neresi? Hava ya da süslü. Ha bir de demiş ki inciyi bile kendisinin yaptığını düşünmüyorum. Evde yardımcıları yapıyordur demiş. Sadece kıskanıyor Gürbüz. Neval'le ilk günden beri aranızda bir moda tartışmasıdır gidiyor. Tarzını kıskanıyor mu sence? Kıskandığı geldiği günden beri belli değil mi Gürbüzcüğüm? Çarşaf böreği için bir dilim bal kabağı rendeleniyor. Sırada bal kabaklı çarşaf böreği var. Ya masada kocam bana kanal açacak demiştin. Televizyon kanalı, yemek programı kanalı. Nasıl yani? Yalnız bu çok maliyetli bir iş değil mi? Yani benim kocam da bunu kaldırabilecek güçte. Görmüşsün. Hani şu internetten yayın yapan bildiğimiz sosyal medya kanallarından değil değil mi? Yok yok televizyon kanalı. Bayağı televizyon kanalı yani. Dijitallerde dijital yayın yapan bir televizyon kanalı. Bunu açabilir öyle mi? Açabilir tabii ki Gürbüzcüğüm. Vallahi bence bunu masada patlat. Çünkü yarışmacılar bildiğimiz sosyal medyalarda açılan kanal zannetmişler. Onlar öyle zannetsin Gürbüzcüğüm. Boşver. Sen bayağı bildiğimiz televizyon kanalından bahsediyorsun. Kanalın başına da beni geçirir mi acaba? Neden olmasın Gürbüz?
var ya. Ne yemek programları yaparız seninle. Sen de harika bir sunucu olursun bence. Olurum değil mi Gürbüz? Kız olursun tabii. Bu arada rendelenmiş bal kabakları hamurumuzun üzerine serildi. Buna şeker koyacak mısın? Evet. Evet, şekerimizi de koyacağım şimdi Gürbüzcüğüm. Vallahi bu da kıymalı börek gibi çok güzel görünüyor. Hadi hemen şekerini de koy. Rendelenmiş bal kabaklarının üzerine toz şeker serpiliyor. Bal kabaklı ve kıymalı çarşaf börekleri fırında pişmeye hazır. Sıra geldi yarım kalan Üsküp usulü ıspanaklı çorbayı tamamlamaya. Çorba için önceden kavrulan soğan, sarımsak ve una doğranmış ıspanaklar ekleniyor. Bu arada Neval demiş ki, Yeliz benim gördüğüm en üstten bakan kişi demiş. Kocasıyla bize hava atıyor demiş. Kesinlikle öyle değil. O kıskandığı için bu yorumlara geçiyor Gürbüz. Ne demek hava atıyor ya? Olanı söylüyorum. Ne havası Gürbüzcüğüm? Ha bir de malikane almamış. Kiralamış demiş senin için. Yani kişi kendinden bilirmiş işi Gürbüz. Bizim ekonomik durumumuz olması suç mu Gürbüz? Tabii ki değil. Sizin ekonomik durumumuzun iyi olması suç mu Gürbüz? Ama bunu sürekli dile getirdiğin için mi böyle davranıyorlar acaba? Yok, onlar kendileri öyle. Bu arada düdüklüğü de iyice kıs da patlamasın. Sırada Roka yatağında enginar var. Eyvahlar olsun! Çok az zamanın kaldı. Eyvah Gürbüz, eyvah Gürbüz. Vallahi arkadaşım Bediş bile daha erken bitirmişti. Bakalım Bediş mi daha iyi yoksa sen mi? Dur sizin aranızı bir bozayım ben. Yok arkadaşım da iyi, ben de iyiyim Gürbüzcüğüm. Ve aramızı bozamayacaksın. Bediş mi daha güzel yemek yapıyor sen mi? Bence ikimiz de aynı ayardayız. Ama tabii ki bazen ben börekte olurum. O sarmalarda, tatlılarda... Ana yemeklerde hani aramızdaki dağılımlar tabii ki değişebilir. Peki gün yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Altın günü mü yoksa dolar günü mü yapıyorsunuz? Vallahi Gürbüzcüğüm şimdi... Kız yoksa yat günü mü? Her ay bir yat mesela. Ya Gürbüzcüğüm ya. Hakikaten nesine gün yapıyorsunuz? Yani günleri artık altın. Ay! Çorbana bir şeyler oluyor, koş koş! Ay! Yine karıştı ortalık. Eyvah! Şimdi de börek yanıyor. Koş hadi koş. Ya şaka yaptım. Daha fırına yeni attım böreği. Şimdi Roka yatağında enginarı hazırlıyoruz değil mi? Evet. Bıçak değmemesi gerekiyor. Roka'ya bıçak değmemesi gerekiyor. Peki enginarlarımız hazır mı? Enginarlarımız oldu hemen şimdi. Allah, salatan da bitmek üzere. Galiba başaracaksın bu işi. Galiba olacak olacak. Yalnız süzme yoğurtlu kuru biberleri de hazırlamadın hala. Onu da geliyor şimdi sıra. Bu kadar güzel ve kıskanılan biri olmak da zor olmalı. Kesinlikle. Güzel kadın olmanın bedelini maalesef böyle kıskanılarak ödüyoruz. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki arkandan kuyunu kazmaya çalışan çok oluyor mu? Düşmanlarımız çok Gürbüz. Sırf seni kıskandığı için yalan yanlış şeyler söyleyen oldu mu peki? Kesinlikle olmaz mı? Olmaz mı Gürbüz ya? Hayatım boyunca hep kıskanıldım. Ve de en çok emcislerinden, bayan arkadaşlarım tarafından kıskanıldım. Ay nedir senin bu kadınlardan çektiğin? Vallahi Gürbüzcüğüm ben de bilmiyorum. Elde ufaltılan dereotları da rokaların üzerine yerleştiriliyor. Küçük küçük doğranan konserve enginarlar da yeşilliklerin üzerine konuluyor. Roka yatağında enginarların üzerine elde bıçakla doğranan cevizler ekleniyor. Salata olarak sunulacak Roka yatağında enginar da nihayet hazır. Sütle pişen Üsküp usulü ıspanaklı çorbanın sebzeleri blenderla eziliyor. Süzme yoğurtla sunulacak kuru biberleri kızartmak için kulaklı küçük tavaya bolca ayçiçek yağı konuluyor. Gürbüz, soğanım vardı orada, verir misin? Bu soğanı veririm ama bir şartla. Bir düşün bakalım ne olabilir? Yat mı? Yat da gezbe. O benim için çerez. İyice düşün. Kanal mı desem? Aa, o olacak Gürbüzcüğüm. Kanalda birlikte çalışacağız. Şaka yaptım ya. Kendi kanalım da var. Öyle mi? Tabii canım. Adı da Gürbüz. Peki Gürbüz, sen beni alacak mısın kanalına? Almaz olur muyum? Beraber program yapalım. Ne dersin? Vallahi benim çok memnun olurum. Anlaştık. Makedonya usulü kuzu kapamanın pilavı için kabuğu soyulan soğan el rondosunda çekilerek ufaltılıyor.
kıymalı ve bal kabaklı çarşaf böreklerinin yanında süzme yoğurtla servis edilecek olan kuru biberler bol yağda kızartılıyor. Kuzu incikli kapamanın pilavı için sıcak suda bekletilen pirinçler tereyağıyla kavrulan soğanlara ekleniyor. Yağda kızartılan kuru biberler için süzme yoğurt kaseye alınıyor. Aman pilavın tuzunu unutma. Attım attım. Bu arada Fikret demiş ki herkese düşük puan verdi. Şimdi herkes ona düşük puan vermek için bahane bulacak demiş. Buna ne diyorsun? Adaletli davranmayacaklar, seversin. Sen herkese düşük puan verdiğini düşünüyor musun? Ben herkese hak ettiğini verdim. Ben oynamadım. Görüyorsun. Çok şükür. Lezzetlerim için buradayım. Yoğurdu kuru biberlerin üzerine sunumda mı koyacaksın? Evet, kaselerim var. Onlara koyacağım. Vallahi süzme yoğurtlu kuru biber de bitti. Bir tek kapaman kaldı. Vallahi yetiştireceksin galiba. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Mucize gerçekleşiyor ve fırına giriyor kapaman. Nereye gidiyor? Fırına! Sana yapamaz diyenler ne olsun? Utansın! Ne olsun? Utansın! Ne olsun? Utansın! Kimler? Tabii ki rakiplerim. Düdüklü tencerede pişen kuzu incikler kavrulan pirinçlerin üzerine yerleştiriliyor. Etlerin piştiği et suyu süzülerek tepsiye konuluyor. Ana yemeğimiz Makedonya usulü kuzu incikli kapama da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Ve bitti! Ve bitti! Vallahi sana kocaman bir alkış. Başardın Yelizciğim. Yalnız hemen mutfağını toparlaman lazım. Bu böreğe bunalıp bunu buraya atsam olur. Olur tabii. Hadi hemen değiştir. Büyük fırında pişen kıymalı ve bal kabaklı çarşaf börekleriyle tezgah üstü mini fırında pişen Makedonya usulü kuzu incikli kapama yer değiştiriyor. Ve bitti Yılmaz! Ben bu sahneyi daha önce gördüm sanki. Az önce de aynı heyecanla zıplayıp bağırmıştın. Bu sefer gerçekten bitti mi? Gerçekten bitti Gürbüz. Ve hemen buraları toparlıyorum Gürbüz. Ay, bir an önce toparla. Ne kadar zamanım var biliyor musun? Tam 6 dakika. Yeliz Hanım bana 4 puan verdi. Baklava açan kadına 5 puan verdi. Yusuf Bey herhalde bir tek Yusuf Bey'den korkuyor, 6 puan verdi. Yani inanılmaz rezalet puanlar verdi. Bakalım Yeliz Hanım'ı bugün bu kurtlar sofrasından kim kurtaracak? Hızla mutfağını toparlayan yarışmacımız tezgahını ve ocağını da siliyor hemen. Ve son 1,5 dakika. O zaman ben gidiyorum. Koş hadi koş. Thank you.